18 Aralık 2022 Tarihli Amiral Cem Gürdeniz'in Köşe Yazısı Amerika Birleşik Devletleri Zayıf Donanması ve Girit Üssü Geçen hafta kamuoyumuzun dikkatini çeken bir haber medyamızda yer aldı. Haftalık Yunan Real News gazetesi kaynaklı haberde, Yunanistan'ın Girit Adası'ndan hem tüm Doğu Akdeniz'i denetleyebilmeyi, hem de adayı fethedilemez bir kaleye dönüştürmeyi hedeflediği belirtildi. Gazete, Yunan kurmayların Girit'le ilgili planlarının, Suda Körfezi'ndeki Yunan Deniz Üssü'nün, Türkiye'nin Aksaz'daki deniz üssü seviyesine getirilecek şekilde genişletilmesi ve yeni tesislerin inşasını içerdiğini belirtmiş. Çok sayıda su üstü savaş gemisi ve denizaltının konuşlandırılmasının hedeflendiği genişletilmiş üst projesi için Yunan parlamentosunun 190 milyon euro harcamasını onaylamış olduğu da aynı haber arasındaydı. Real News haberinde ayrıca Suda Körfezi'nde Yunan ve Amerikan deniz üslerinin yan yana olmalarının önemli bir avantaj teşkil ettiği kaydedilerek Yunan üssüne herhangi bir saldırı aynı zamanda ABD'ye saldırı sayılacak diye yorum da eklenmiş. Her ada fethedilir. Tarihte fethedilememiş ada örneği yoktur. Uzun da sürse adalar kararlı bir Fatih tarafından en nihayetinde fethedilir. Bu süreç kaynakları ve fetheden tarafın ve savunanın milli gücünü ilgilendirir. Ada denizi kontrol edemez ve kıtadan destek alamazsa fethedilir. Örneğin İngiltere, Napolyon ve Hitler tarafından istila edilememiştir. Zira denizi kontrol edebilmiştir. Ancak Vikingler istila edebilmiştir. Zira denizden engelsiz bir şekilde adaya güç intikal ettirebilmişlerdir. Girit adasını Osmanlı 24 yıl süren bir kuşatma sonucu fethedebilmişti. 1982 yılında Falklands adalarını önce Arjantin işgal etmiş, sonra da İngiltere geri almıştır. Bugün için başta Türkiye olmak üzere Girit'i kimsenin fethetmeye niyeti yok. Ancak böyle bir başlıkta haber yapılmasının arka planı, üssün geliştirilmesi ve Amerikan deniz gücü kullanımına tahsis edilmesiyle ilgilidir. ABD Yeni Sömürge Üsleri Arayışında Gerrit'in Yunan askeri planlamacılarından ziyade, Amerikan planlamacıları için çok daha cazip olacağını söylemeye gerek yok. Yunanistan'da geçen yıl imzalanan Ortak Savunma işbirliği Anlaşması'yla, Dede Ağaç başta olmak üzere ABD kullanımına açılan 900, Amerikan ateş ve manevra gücünün önceden konuşlanma üzerinden, Bölgede hazır tutulması için hayati önemdedir. Bu yönüyle Girit'te Amerikan çıkarları için üst geliştirilmesi sömürgelerde üst geliştirmekten farklı değildir. ABD büyük güçler mücadelesi dönemine zayıf bir donanma gücüyle girdi. 2030 sonrası Çin'le küresel düzen mücadelesi son aşamaya geçecek. Son aşamanın nihai belirleyicisi denizdeki mücadele olacak. Bugünkü kuvvet yapısıyla ABD Çin'e Pasifik Okyanusu'nda üstünlük sağlayamıyor. ABD'nin bugün itibarıyla harbe hazır gemi sayısı 298. Diğer taraftan 2012 yılında ilan edilen Pivot strateji ile donanma gücünün %60'ı Pasifik'te konuşlandırılmış olsa da bu sayı Çin'i dengelemeye yetmiyor. Son yaşanan Tayvan krizinde Çin donanmasının çok kısa sürede Tayvan adasını ablukaya alabileceği ve ABD'nin bunu önleyemeyeceği ortaya çıktı. Dolayısıyla ABD... Pasifik'teki dengesizliği giderebilmek için diğer okyanus ve deniz alanlarından kuvvet kaydırmak zorunda kalacaktır. Akdeniz de bu alanlardan birisidir. Akdeniz'de gelecek yılların hareket ortamını şekillendirmektedir. Yunanistan bu süreçte baş rolde, Güney Kıbrıs Rum yönetimi yardımcı rolde görev yapmaktadır. Asıl hedef karada yığınaklanma. ABD gelecekte kriz zamanı Akdeniz'e kıtadan deniz köprüsü kurabilecek gemi sayısına sahip değildir. Mevcut gemiler Pasifik Harekat alanında kullanılacaktır. O nedenle Akdeniz'deki Amerikan üslerine önceden ne kadar büyük yığınakla savaş malzemesi stoklanırsa, kriz savaş dönüştüğünde anakıtadan deniz köprüsüne ihtiyaç o kadar az olacaktır. Anakaradaki açın Amerikan üssü olarak genişletilme projesinin ana nedeni buydu. Büyük tonajlı silif gemilerinin bu limana yanaşması sağlanarak çok sayıda ve yüksek tonajda savaş malzemesinin yığınaklanması sağlanmıştır. Söz konusu yığınak Ukrayna'da kullanılmıştır. Şimdi de dedi ağaç, LNG terminaline dönüştürülerek Avrupa'ya Amerikan kaya gazı giriş merkezi haline getirilmeye çalışılıyor. Diğer yandan Dede Ağaç'tan 340 mil güneydeki Suda'daki üstlerin kapasitesi, ana karadaki depolama ve koruma kolaylıklarına kıyasla kısıtlıdır. Neticede Suda bir adadır. Ancak bu adaya çok sayıda cephanelik, yakıt depoları inşa edip, bakım acil onarım ve havuzlama yetenekleri geliştirilirse, Doğu Akdeniz'de özellikle kriz zamanı, az sayıda gemiyle yüksek harekat temposu idame edilebilir. Zira adanın en büyük özelliği Türk Boğazları, Süveyş Kanalı ve Sicile Boğazı yaklaşmalarına hakim merkezi bir konumda bulunmasıdır. Gerit'teki genişletilecek bir Amerikan üssünde bulunacak savaş gemileri, uzun süreli konuşlanma, tamir, bakım, ikmal gibi her alanda destek bulabilecek ve önceden depolanmış cephaneye erişim sağlayabilecektir. Doğal olarak büyütülecek üssün, hava savunması da Amerikan sistemleriyle pekiştirilecektir. Suda ve Amerikan Hava Gücü Bu adada gelecekte Suda, Heraklion ve Kastelideki meydanlarda gereken altyapı, sığınak, yakıt ve cephaneliklerin sayısı artırıldığında, Amerikan İHA ve SİHA'larının yanı sıra muhalif savaş uçaklarının da sürekli konuşlanabileceği göz ardı edilemez. Bu sayede ABD, Doğu Akdeniz'in en kritik yerinde bir nevi batmayan bir uçak gemisinin yeteneklerine kavuşmuş olacaktır. Suda deniz üssü ve Girit meydanları sayesinde savaş zamanı Balkanlar, Kuzey Afrika, Suriye, Irak, Levant, Ege, Türk Boğazları, Karadeniz üzerindeki hava harekat yeteneğini artıracaktır. Ukrayna Savaşı ABD'ye lojistik ve ileride üstlenmenin önemini fazlasıyla öğretti. Karadeniz'e en yakın Amerikan daimi deniz üssü İtalya'dayken Suda sayesinde Karadeniz'e 700 mil daha yaklaşmış olacak. Türk korkusu üzerinden yığınaklanma Yunan Real News gazetesinin bu haberi Yunanistan kendi yeteneklerini artırıyor gibi lanse etmesinin Amerikan jeopolitiğine hizmet ettiklerinin maskelenmesine yönelik olduğu açıktır. ABD, azalan donanma gücünü ileri üsler, önceden yığınaklanma, müttefik donanma gücünü kendi çıkarları için kullanma denklemiyle dengelemektedir. ABD, Yunan siyasetçileri ve kamuoyu gözünde artan Türk tehdidine karşı Yunanistan'a dolaylı koruma sağlarken, 21. yüzyılda Akdeniz'de önceden hayal edilemeyecek boyutta stratejik avantaj sağlayacak üsler zinciri ve girit'te sürekli deniz ve hava gücü bulundurabilme yeteneğine sahip olmayı hedeflemektedir. Türk hükümetinin en yüksek seviyede Yunanistan'a yönelik askeri güç kullanma söylemlerinin ABD için bulunmaz fırsat sağladığını, her söylem sonrası korkan Yunan kamuoyu gücünü kullanarak yeni tavizler alabildiklerini değerlendiriyorum ancak gerek ABD gerekse Yunan yığınaklanması bölgedeki dengeleri derinden sarsabilecek ve Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki yaşamsal jeopolitik çıkarlarından vazgeçmesini sağlayacak düzeyde değildir. ABD donanması sayıca zayıf. Yazılarımda önceden de belirttiğim üzere ABD'nin deniz gücündeki temel sorunu gemi sayısının azlığıdır. Yıllardır hedeflenen 355 parçalık donanma hedefine erişemediler. Halen 298 gemiye sahipler. Amerikan donanması, hükümetine gezegenin üçte ikisini kapsayan küresel ortak okyanus alanlarını kontrol ederek Amerikan çıkarlarını koruma şansı veriyordu. Bu alanları güç intikal ortamı ve muhasımlar deniz ticaretine engel olma alanı olarak kullanabilme yeteneği ABD için büyük avantaj sağlıyordu. Ancak bu yetenek artık zorda. Bu gemilerin dünyanın tüm okyanuslarında görev yapması planlanırken, Çin, Pasifik alanında Amerikan ve müttefiklerinin tehdidine karşı kullanılmak üzere 420 savaş gemisine sahip. 298 geminin hepsini buraya konuşlandırsalar dahi temel donanma görevlerini bile tam olarak başaramıyorlar. Bu nedenle 2030 yılına kadar gemi sayısını artırmayı planlıyorlar. Diğer yandan Amerikan gücünün simgesi olan nükleer uçak gemileri de gelişen balistik ve hipersonik füze teknolojileriyle denizaltı harbi yetenekleri paralelinde kolay av durumuna düştüler. 8 Aralık 2022 tarihinde kongreden onaylanan 858 milyar dolarlık savunma bütçesinde dikkat çeken en önemli değişiklik, 8 yeni gemi inşa proje sayısının 3 gemi artışıyla 11'e çıkarılması oldu. Ayrıca sene başında hizmet dışına çıkarılması planlanan 12 savaş gemisinin görevde kalmasına devam ve amfibi güçler için 31 gemi seviyesinin korunması kararları verildi. Kongre kararında gerekçe olarak Hint Pasifik Okyanusu'ndaki artan tehdidi karşılamak gösterildi. Ancak bu artış Hint Pasifik'teki tehdidi dengelemeye yetmiyor. Diğer yandan üstlere ve müttefiklere deniz köprüsü kurarak lojistik destek sağlayabilecek gemilerinin sayısı 85 civarında. Çin için bu sayı 5500. ABD tersaneleri yetersiz. ABD donanma gücünün diğer yandan en büyük eksikliği tersane açığı. Bu durum yeni gemi inşa projeleri kadar savaş durumunda acil onarım yeteneğini de etkiliyor. 1981'de ABD doğrudan gemi inşa sübvansiyonlarını geri çekti. Yüksek işçilik maliyetleri ve iş gücü kıtlığıyla birleştirildiğinde bu karar yerli tersaneleri o zamandan bu yana küresel tersanelerle rekabet edemez hale getirdi zaafiyetin yanı sıra 1989 sonrası ABD'de ve deniz aşırı üslerde kapanan 350 onarım ve bakım kolaylık tesisi de gemi inşaadan ziyade savaş zamanı yara alan gemilerin bakım ve onarım yeteneğine büyük darbe vurdu. Örneğin Çin'e en yakın Amerikan toprağı olan Guam Adası'nda Amerikan savaş gemilerini havuzlama olanağı 2016 yılından bu yana mevcut değil tüm ABD satında ABD Donanma Bakanlığı'ndan onaylı sadece 54 tersane ve onarım tesisi mevcut. Sonuç olarak ABD tersanelerinin sayısında ciddi bir azalma yaşanırken gemi inşa maliyetleriyle proje gecikmelerinde artışlar yaşandı. Bugün ABD'de büyük tonajlı savaş gemisi yapabilecek durumda sadece 9 tersane mevcut. ABD deniz gücünün diğer bir sorunu da liyakatli ve beceri sahibi tersane işçi sayısının yetersizliğidir. Bugün için ABD özel tersanelerinde 150 bin, kamuya ait tersanelerde 38 bin gemi inşa ve onarım işçisi istihdam edilmektedir. Bu sayı ABD gibi bir ülke için çok yetersizdir. Artan gemi inşa ve onarım kapasitesi mühendisler yanında daha fazla vasıflı işçi gerektirecektir. Ancak Amerikan gençliği tersane kaynakçısı, tesisatçı gibi araylaman olmaya meyilli olmadığından mevcut durumda bile zafiyet yaşanmaktadır. Savaş onarım yeteneği zafiyeti. Bu veriler ışığında büyük bir deniz savaşı yaşanması halinde ABD ne içeride ne dışarıda bugünkü gemi inşa onarım kapasitesiyle savaşa hasar görmüş gemileri yeterince hızlı bir şekilde savaşa geri döndüremeyecek durumda olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan sayıştayı 2021 Haziran ayında bu durumu tespit ederek eleştirel dozu çok yüksek bir rapor yayınlamıştı. Deniz Piyadeleri Komutanı General David Berger da 2020 yılındaki raporunda ABD'nin Batı Pasifik'te bir savaş çıkması durumunda Muharebe kayıplarını telafi etme yeteneklerine ilişkin önemli endişelerini dile getirmiş ve onarım yeteneğinin bir caydırıcılık unsuru olduğunu kaydetmişti. Değerlendirmesinde şunlara vurgu yapmıştı. ABD hasımları ABD'nin uzun süreli bir savaşa giremeyeceğine inanırlarsa askeri stratejileri ve diplomasileri konusunda daha saldırgan olabilirler. Hasımlar ABD'nin güç intikal yeteneğini zamanında yeniden oluşturmamasına bağlı olarak uzun vadeli stratejik zaferin kısa vadeli bir yenilgide yattığını düşünebilir. Girit üssü ABD için harekat üssüdür. İşte bu şartlar altında Yunan hükümeti Girit'e üst yatırım için 190 milyon euro kaynak ayırıyor. Bu miktar Amerikan savaş gemilerinin krizde hasar onarımı yapmalarına yetecek yeteneği sağlamaz. Ancak kriz zamanı adaya intikal edecek savaş gemilerinin mevki ve mesafelerin sağlayacağı kısa intikal zamanları nedeniyle yüksek hareket temposu idamesine neden olacaktır. Dolayısıyla Girit, ABD donanması için tamir ve bakımdan ziyade harekat üssü ağırlıklı kalacaktır. ABD bölgede onarım için Yunan ana tersane ve onarım destek kolaylıklarını kullanabilir. Ancak savaş zamanı bu işlerin çok daha zor olacağı göz önünde tutulmalıdır. Örneğin İran-Irak savaşı sırasında yara alan FFG-7 Oliver Hazard Perry sınıfı USA Stark fıkrateyninin onarımı 18 ay sürmüştü. ABD büyük hesaplaşmaya hazır değil ve zaman aleyhine işliyor. Kısacası ABD deniz gücünün yakın bir zamanda Pasifik'te Çin'le hesaplaşmaya hazır değil ve zaman aleyhine işliyor. Ancak Rusya ile Ukrayna üzerinden kendi kanını dökmeden hesaplaşıyor ve Rusya'ya zarar verirken AB ve NATO müttefiklerini kendine bağlıyor. Çin cephesine kendi inisiyatifiyle hazırlık yaparken Güney Kore, Japonya ve Avustralya'yı AB'leştiriyor. Doğu Akdeniz'deki ortamı şekillendirmede Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ı kullanıyor. Suda'daki mevcut cephane ve yakıt depolama imkanlarını katlayacak durum yaratıldığında ve bu üste gerekli Amerikan deniz ve hava askeri güç varlığı bulundurması sağlandığında Doğu Akdeniz'de jeostratejik bir avantaj sağlayacaktır. Ancak bu durum Yunanistan'ı da küresel bir çatışmada hedef haline getirecektir. Nasıl ki bugün Romanya sahip olduğu SM-3 antibalistik füze savunma sistemiyle Rusya'nın nükleer stratejisinde hedefse, yarında Yunanistan, Suda üstünde Amerikan saldırı unsurları yer aldığında açık hedef olacaktır. Savaş gemisine katliam adının verilmesi Geçen hafta ABD Donanma Bakanı yeni hizmete giren San Antonio sınıfı doklu çıkarma gemisine USS Ferus adını verdi. Irak'ın vahşi şekilde yok edildiği Amerikan istilasında 2004 yılında iki ayrı savaşta Amerikan deniz piyadelerinin orantısız güç kullanmasıyla adeta katliama dönüşen Felius'un adının bir savaş gemisine verilmesi dahi ABD'nin içinde bulunduğu iç siyasi karmaşanın bir yansımasıdır. ABD'de aklı başında herkes Irak istilasının yanlışlığı ve emperyalist saldırgan karakterini biliyor. Ancak neokonlar için büyük bir başarı gibi pazarlanmaya devam ediyor. Felus da binlerce sivilin ölümü Amerikalı neokanlar için önemli değil. Birkaç düzine deniz piyadenin ölmesi çok daha önemli. Ve bu ölümleri savaş gemisine Felus adını vererek onurlandırıyorlar. Irak rezaletinden kahramanlık çıkarmak böyle bir şey olsa gerek. ABD, Türkiye'ye karşı Yunanistan'a garanti sağlamaz. Yunanistan, Amerikan askeri varlığına güvenmemelidir. Yarın bir hata yapıp Türkiye'nin yaşamsal çıkar alanlarına Örneğin 12 mil karasuyu ilanı ya da kıta sahanlığı ihlali gibi saldırdığı durumda tırmanma merdiveni çok hızlı koşulacaktır. Türkiye Birleşmiş Milletleri Anlaşması 51. maddeyi kendini savunma hakkını uygulayacaktır. O andan itibaren Türkiye'nin tüm tarafsızlara vereceği geri çekilme süresi de dolduktan sonra Yunan limanları, üstleri, hava meydanları ve pistleri meşru hedef haline gelecektir. Burada yer alan üçüncü ülkelerin gemi ve uçaklarının varlığı Türkiye'yi kendini savunmaktan alıkoymayacaktır. Türkiye iktidar ve muhalefet dersleri. Atatürk'ün şu sözleri, ideolojisi, kültürel temeli ve değerler yapısı ne olursa olsun her siyasetçinin ve devlet adamının gözünün önünde olmalıdır. Mutlaka şu veya bu sebepler için milleti savaşa sürüklemek taraftarı değilim. Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Hakiki düşüncem şudur: ulusu savaşa götürünce vicdan azabı duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Ancak ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir. Burada en alıcı vurgu şu sözde yatmaktadır. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Güneyimizde devam eden kukla Kürt devleti kurma çabalarına ve bu vizyonun silahlı aracı PKK-YPG-PYD bölücü ayrılıkçı terörüne karşı Türkiye'nin tutumu tam budur. Türk-Yunan sorunlar yelpazesinde ise Ege'de 12 mil ilanı ve mavi vatan kıta sağlık haklarımızın ihlali aynı şekilde yaşamsaldır. Zira her iki hamle Türk ulusunu karaya etmek ve boğmakla yani öldürmekle eş değerdir. Diğer yandan Türkiye, savaş yetenek yelpazesindeki her gelişme ve hamleyi de savaş tehdidine tahvil etmemelidir. Üst perdeden tehdit söylemleri Yunanistan'ı ABD çekim merkezine daha da yaklaştırmakta, Yunan kamuoyunda Türk korkusu ve zaten mevcut olan Türk nefreti'ni katlamaktadır. Savaş yeteneklerinin en üst düzey devlet görevlileri tarafından ilan edilmesi de gerekmez. Tırmanma merdiveninde her şeyin yeri ve zamanı vardır. Diğer yandan Türkiye maalesef 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası oluşan birleştirici iklimi kullanamadı. Bugün iktidar ve muhalefet içinde Türkiye'nin jeopolitik çıkarlarını Atlantik çıkarları içinde gören ciddi bir kesim var. Atlantik çıkarları Türkiye çıkarlarıyla çatışma rotasındadır. Uzlaşmaları olası değildir. Bu vizyon Türk halkını fırtınaya sokar. Bazı partilerin çok üzülerek de olsa değişen jeopolitik dengeleri okuyamadıklarını ve pusulalarını ısrarla Washington, Londra ve Brüksel'e çevirdiklerini görüyoruz. Bu partiler iktidar olup Batı ile uyuma hazırız mesajını verdiklerinde hesap pusulasında 3 kalem taviz tokat gibi patlayacaktır. 1. Güneyinizde kukla Kürt devletine izin verin. 2. Mavi vatan yerine Sevilla haritasını kabul edin. 3. Kıbrıs'tan derhal çekilin. 4. Bizim yanımızda Rusya ile düşman olun. Bu tavizleri verecek liderin takma adının Türk Zelenski olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bu durum 1. Dünya Savaşı öncesi İngiltere ve Fransa ile ittifak ilişkisi kurmaya kalkışan Osmanlı devlet adamlarını hatırlatıyor. Bu siyasetçiler ne reval buluşmasını ne de Entente Cordial'ın jeopolitik okumasını yapamayacak kadar batı hayranıydılar. Avın Osmanlı olduğunu göremeyecek kadar cahildiler. Dönemin iktidarı iddia terakki Almanya'ya yanaşarak Kaiser ordularının padişahı koruyacağını ve petrol zengini Osmanlı mülkünü kanlarının son damlasına kadar savunacaklarını sanıyordu. Tam aksi oldu. İngiltere ve Fransa Osmanlı'yı işgal etti ve yok etmeye çalıştı. Alman için Osmanlı ucuz kandı. Savaş sonunda Bakü'ye giren Türk ordusuna silah çekecek kadar müttefikti Almanlar. Bugün Asya yüzyılı başladı. Batı her alanda geriliyor ve gerilemeyi önlemek için kural temelli dünya düzenini, Amerikan askeri gücünü ve şiddetini kullanarak devam ettiriyor. Zayıf Batı, gerilemeyi ve neoliberal sömürü düzeninin diğer adı olan kural temelli düzeni devam ettirmeye çabalıyor. Ancak nafile, Ukrayna Türkiye için en güzel derstir. Batı'nın kuyruğuna takılıp ucuz kan sunan ülkelerin sonu aynıdır. Batıcı olmakla batılı olmak arasındaki farkı göremeyen siyasetçiler dilerim Türkiye'yi felakete sürüklemezler.